Biz Hristiyanız diyecek düzeyde Hristiyanlıkla irtibatı, ilgisi bulunan, bu denli dinini sahiplenen kimseler ve bunların arasında kıssisler var, ruhbanlar var, manastırda işte ibadethanelerinde ibadete kapanmış kimseler ve bunlar istihbar etmiyorlar veya istihbar etmeyenlerini Cenab-ı Hak konu ediniyor. وَاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ve onların istihbar etme işleri dolayısıyla. Bu tariflere uyan kesim, müminlere en yakın olan kesim, Hristiyan camia, Hristiyanlar diye kendilerini tarif edenler arasında. Başka mülahazanız yoksa müfessirin ayetle ilgili tefsirlerine bakalım. Ayette bir de mevadde kelimesi var ki hatırladığım kadarıyla Allah eşler arasına da bundan وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً sizin aranıza meveddet koydu. Bu vadde fiilinden geliyorsa eğer, ki oradan geliyor, bunun Türkçe'de karşılığı sevgiden ziyade biraz da arzuya tekabül eden bir tarafı var. Yani vadde arzu duymak. Yani biraz böyle yakınlaşma hissi duymak, yakınlaşma arzusu duymak. Böylesi yakın hislere belki delalet ediyor olabilir. Bunlar bu haliyle potansiyel olarak müminlere zaten akrabahum demiş Cenab-ı Hak, en yakınları. Ve yakınlaşmak istidadında olan kimseler zaten istihbar etmiyorlar. Konuştuğunda dinleyen, paylaşan, dininizden hatta siz anlatmasanız bile dininizden çoğu zaman sorup bir şeyler öğrenmeye çalışan, bu böylesi meraklı. Bunlardan işte habire iman ediyor. Yani bugün baktığınızda çok güçlü bir akım, güçlü bir damar o cenahtan iman ediyor. Kendi dinine bakıyorsunuz, iman edenlerin bir kısmı özellikle kendi dinini anlamaya, öğrenmeye yoğunlaşmış. Tahkik etmeye yoğunlaşmış. Yani kimlik düzeyinde bırakmayıp, taklit düzeyinde bırakmayıp, dinini tahkike yoğunlaşayım derken kendimi Müslüman buldum diyen yığınla Hristiyanlardan Müslüman olan kimseler var. Ve bu çok hızlı bir şey olarak, rüzgar olarak, o kadar ki yani 50 yıl kadar bir süre zarfında Batı'nın rengini değiştirecek, dünyadaki Hristiyanlığın baskın olan terazisini, dengesini tersine çevirecek bir süreçte ilerliyor. Çok uzak değil. Benim bildiğim kadarıyla istatistikler 2000 yılını işaret ediyor. Bu hızlı İslamlaşma devam ederse Batı'da 2050'den itibaren dünyada en çok müntesibi olan din İslam olmuş olacak. Yani bu dediğimiz evrilme veya geçiş Hazreti Peygamber'den bu yana ilk defa yaşanacak. Bu önemli bir hedef. Yani Allah'ın Resulü'nün İslam'ı tebliğ ettiğinden bu yana dünyada en çok müntesibi olan din noktasına ilk defa geleceği sürece doğru daha hala daha ilerliyoruz. Yani İslam çıkmış da geri dönmüş falan değil, hala çıkışta, hala çıkışta, hala yükselmede. Ve şu an dünyada %32 midir Hristiyanlığın şeyi? Müslümanlık da %25 mi, 28 mi bilmiyorum oranı. En hızlı yayılan değil ama en çok müntesibi olan din değil henüz. Ama gün gelecek ki 2050'lerde gibi diyorlar. Ve İslam en çok müntesibi olan din haline gelecek. Bunu şunun için konu ediyorum. Yani çokluktan, hak ile çokluk arasında bir ilgi kurduğumdan değil. Şundan, demek ki o Hristiyan dediğimiz taraftan aşınıyor ki, en çok oradan aşınıyor ki 50 yıl kadar kısa bir süre içerisinde bu %6'lık, %7'lik veya %5'lik dilim çabucak eriyip İslam lehine denge bozulacak. Demek ki dinliyorlar. Demek ki pek çok işlerinden dinleyen kimse var. Bu ilk derste de söylediğimiz üzere yani bize stratejik bir hedef oluşturmak için, hedef kitle oluşturmak için diyaloğu en çok teksif edeceğimiz, onlarla kendileriyle diyaloğa geçeceğimiz, dini onlara anlatmak üzere yoğunlaşacağımız önemli bir kesim. Cenab-ı Hakk'ın sonuç alacağımızı haber verdiği. Çünkü bir kimse istikbar etmiyorsa sonuç almaya yakın demektir. اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ yüreklerinde Rablerine karşı korku barındıran, korku sahibi olan kimseleri sen anca uyarırsın. Öyle müstekbir, kulak vermeyen,
İraz eden, yüz çeviren böyle kimselere karşı Allah'ın Resulü için bile bir şey yapamazsın diyordu Cenab-ı Hak. Yani onlara bir şey fayda etmez. Dinlemezler. Böyle mesafeli davranıyorlar. Dolayısıyla tebliğcinin tebliğindeki başarısı kendi anlatımından ziyade muhatabının tepkisiyle, muhatabının duruşuyla alakalıysa eğer, ki öyle ayetlerden öyle anlaşılıyor. O zaman bizim hedef kitlemizi doğru seçmemiz ve onlar üzerinde, özellikle onlar üzerinde yoğunlaşmamız. Bu ayet bize bu hususta iyi bir hedef, iyi bir istikamet veriyor. Ve istikamet Hristiyanları dininde, dininle irtibatında ben Hristiyanım diyecek kadar yakın bir irtibatı bulunan kimseler özellikle.